Çünkü güzel haberlere de ihtiyacımız var. Sokakta mendil satarken, kağıt toplarken, buz hokeyine başlayan gençler şampiyon oldular. İkinci kere şampiyon oldular. Ve şimdi Nagihan Alan'ın haberinden öğreniyoruz ki onların bu başarısı belgesel olacak. Bence bakın Amerika'da olsa bunu çok izlenen bir gişe filmi bile yaparlar. Bence bunu iyi bir yönetmen çok izlenen bir film haline bile getirebilir. Günün Mavisi Zeytinburnu'ndan. Hayata sporla tutundular. Sokaklardan, madde bağımlılığından şampiyonluğa uzandılar. Madde bağımlısı çocukları topluma kazandırılması için başlayan bu proje buralara kadar geldi. Zeytinburnu Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesiyle madde bağımlısı gençler kendilerini adım adım ölüme götüren bağımlılıktan kurtulup bu sokağı bağımlısı oldu. Süper Lig takımımızda şu an 4 oyuncumuz var bu projeyle kazandırmış olduğumuz spora. Bu çok önemli bir rakam. Şimdi mesela mutluluk var, nasıl diyeyim sana, güven var. Eskiden öyle bir şey yoktu, hep kötü çeviriyor. Proje sayesinde hayata tutunan gençlerin de içinde yer aldığı takım öylesine başarılı oldu ki, geçen sene Süper Lig şampiyonluğu ve aynı sene içinde Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup ikinciliği elde ettiler. Paylaşmayı ne olduğunu öğrendiler takım sporunun. Sporun ne olduğunu, farklı bir yaşamın olduğunu öğrendiler. Ferhat Bakal kaybetmedi pakı. Ferhat içeriye girdi. Gol pozisyonu ve gol! Zeytinburnu Belediyesi golü buluyor. Zeytinburnu Belediyesi bu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu sokeyi Süper Ligi'nin final serisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 yenen Zeytinburnu Belediyesi şampiyonluğa ulaştı. Arkadaşlar burası büyük bir buluşma noktası. Türkiye'nin demokrasi meydanı. Hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarının bu tarz projeleri geliştirmeye ve uygulamaya